Bizim bir sloganımız var. Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye sahip olmamız lazım. Bakın şimdi petrol ve doğalgaz kaynakları açısından ülkemiz maalesef çok büyük zenginliklere sahip değil. Ama bugüne kadar yeteri kadar aramadıkları için bulamadılar. Şimdi biz aramalarımızı, araştırmalarımızı artırdık. Hem karada hem de denizde. Bir gemimiz vardı Antalya'da açıklarında biliyorsunuz sondaj yapıyorduk doğalgaz için. O sondajına devam ediyor. Kısa süre içerisinde netice alacağız. Var mı yok mu henüz daha belli değil. İnşallah buluruz. İnşallah. Ama bazıları bize diyor ki niye arıyorsunuz? Bir muhalefet milletvekili çıkmış. Neler hayal değildi ki? Doğalgaz. Sadece 5 büyük şehirde 50 ilçede doğalgaz vardı. 2000'li yılların başında. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Batıda ne varsa doğuda da olacak dedi. Bu direktif doğrultusunda gece gündüz çalışarak 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük. Hamdolsun. Maraş'ta kullanıyor, Elbistan'da kullanıyor, Afşin'de kullanıyor. Şimdi iki ilçemize daha götüreceğiz. Birisi Göksun, diğeri de Çağlanceri't. Onları da inşallah bu yıl en geç önümüzdeki yıl doğalgaz götürecek şekilde planlamalarımızı da yaptık. Onlar da doğalgaz konforuyla buluşmuş olacak. Şu anda doğalgaz kullanan nüfus sayısı ülkemizde 50 milyona ulaştı. Bir 7-8 milyon da kafasına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde doğalgazla tanışmış olacaklar. Bu kadar büyük bir ülke, bu kadar büyük şehir, ilçe, il merkezlerine doğalgaz götüren dünyada ülke sayısı çok az. Avrupa ile kıyasladık. Bu kadar büyüklükte, bu kadar doğalgaz yaygınlığı olan ülke sayısı bir elin birkaç parmağını geçmiyor. Biz sizi seviyoruz. Sizi sevdiğimiz için de her türlü yeni hizmetleri ayağınıza getirmeye kararlıyız. Bundan sonra da yine inşallah bunlar devam edecek. Daha önce biliyorsunuz hastanelerimizde kuyrukta ömrümüz geçiyordu. Benim yaşımda olanlar, ablalarım, abilerim daha iyi hatırlayacak. Şimdi randevuyla gidiyorsunuz, doktor kapıda karşılıyor. Reçete veriyorlardı eskiden. O reçeteyi ilaç alabilmek için birkaç gün de onun kuyruğunda bekliyordunuz. Şimdi eczaneye gittiğinizde adınızı, soyadınızı, TC numaranızı söylemeniz yeterli. Eczacı ilaçlarınızı veriyor. Tahlil, tetkik istiyorlardı. Onun için de yine günlerce, aylarca bekliyordunuz. Şimdi o sıralar da kalktı. İşsizlik ücreti diye bir kavram yoktu ülkede. İşsiz kalan kardeşlerimize devletimiz belli bir süreyle ne yapıyor? İşsizlik maaşı veriyor. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri uçağının lastiğini bile alamazken bugün şimdi kendi topumuzu, tankımızı, tüfeğimizi, helikopterimizi, gemimizi insansız hava araçlarını yapıyoruz.